Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta şeyi anlatıyorduk. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyorduk. Yine Birinci Dünya Savaşı'na devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na katılan İtilaf Devletleri'ni gördük. İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, Rusya. İttifak Devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya'ydı. İtalya ne yaptı? Savaşta yer değiştirdiğini öğrendik. İtalya'nın Londra Gizli Anlaşması'yla birlikte. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin savaşa aslında girmek, itilaf yanına girmek istediğini, yalnız itilaf devletlerine teklifte bulunduğu halde itilaf devletlerinin cevabının da ne olduğunu biliyoruz. İtilaf devletleri cevap olarak ne dediler? Sen Almanya'yla bu kadar yakınsın, İstanbul'da Alman subaylar varken bizim seninle birlikte hareket etmemiz mümkün değil dedi İtilaf Devletleri. Bunun üzerine Osmanlı Devleti yavaş yavaş siyasi yalnızlığa düştü. Tabii burada kalmıştık. Bakalım Osmanlı Devleti'ne İtilaf Devletleri başka neler söylemiş? Devam edelim. İtilaf Devletleri. İtilaf Devletleri. Özellikle kim? İngiltere. İngiltere. Osmanlı Devleti'ne tarafsız kalmasını istedi. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. İngiltere neden Osmanlı'nın tarafsız kalmasını istiyor? Yani İngiltere neden Osmanlı tarafsız kalsın diye düşünüyor. Osmanlı Devleti'nin askeri olarak tamam, nüfus olarak gücü var ama teknik olarak Osmanlı Devleti zayıf. Zaten son yaptığı Balkan Savaşı'nı bile kaybetmiş durumda. Sizce bizden neden çekiniyor da bizim tarafsız kalmamızı istiyor? Evet, fikri olan var mı arkadaşlar? Hocam yeni bir cephe açılsın istemiyor olabilir. Ondan sonra Rusya'ya daha rahat yardım gönderebilir bu sayede de. Evet, Osmanlı Devleti'nin jeopolitik olarak konumunun iyi olduğunu farkında İngiltere, değil mi arkadaşlar? En önemlisi Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumunun farkında. Eğer ki Osmanlı Devleti savaşa girerse boğazları kullanamaz İngiltere, yani Rusya'ya yardım gönderemez. Peki Osmanlı Devleti savaşa katılırsa sömürgelerinden rahat asker getiremez, değil mi? İşte bunu düşünen İngiltere diyor ki Osmanlı Devleti sen tarafsız kal. Tarafsız kal. Tarafsız kalmanı istiyorum. Eğer tarafsız kalırsam sana şunu yapacağım. Şimdi banklarda bulunacak İngiltere. Tarafsız kalmasını istedi. Tarafsız kalırsam ne yapacakmış? Tarafsız kalırsam kaybettiği bazı toprakları verebileceğini. Başka, eğer ki Osmanlı Devleti tarafsız kalırsa kapitülasyonları yanında savaştan sonra kaldırma sözü verdi. Başka bir de ne teklifinde bulundu? Duyumi umumiye borçlarını silme sözü verdi. Bakın verdiği sözler. Duyumu Umumiye İdaresi 1881'de kurulan bir idareydi. Duyumu Umumiye İdaresi'ne olan borçlarını sileceğim Osmanlı. Kapitülasyonları da kaldıracağım ki ekonomik olarak bağımsızlığını elde et Osmanlı. Kaybetmiş olduğun ve çok istediğin bazı toprakları da sana verebilirim. Ama ne yaparsam tarafsız kalırsam bütün bunları yaparım dedi Osmanlı Devleti'ne. Osmanlı Devleti ne yaptı? Osmanlı Devleti önce tarafsızlığını açıkladı. Tarafsızlığını açıkladıktan sonra Osmanlı Devleti ne yaptı? Evet, tarafsızlığını açıkladıktan sonra ne yaptı Osmanlı Devleti? Ne yapıyor arkadaşlar? Evet, boğazları kapattı. Hemen savaş başladı. Zaten padişah istemediği için arkadaşlar. Hemen ne yaptı? Nisan Meclisi'ni
yaptı. Zaten padişah Mebusan Meclisi'ni istemiyordu. Mebusan Meclisi'ni kapatıyorum dedi. Başka ne yaptı Osmanlı Devleti? Kapitülasyonları tek taraflı olarak, kaldırdı. Evet, burada güzel bir soru vardı. Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını açıklayınca ilk olarak hangi devlet tepki göstermiştir? Evet. Almanya tepki gösterdi. Almanya. Kapitülasyonları kaldırınca tepki gösteren ilk devlet. Tutar Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda kapitülasyonları kaldırdı. Kapitülasyonları kaldırınca tepki gösteren ilk devlet hangisidir diye sorabilir. Altına yazar İngiltere, Fransa, ABD, işte Japonya, Almanya, İtalya, bütün bunları yazabilir. Sömürgeciliği en çok yapan, aslında boğazları da bu dönemde en çok kullanan devletlerden biri İngiltere. Ama tepkiyi gösteren devlet kim? Almanya. Demek ki Osmanlı Devleti kapitülasyonları kaldırınca tepki gösteren ilk devlet kimdir sorusunun cevabı kimmiş? Almanya arkadaşlar. Çünkü neden? Almanya henüz siyasi belirini geç tamamladığı için henüz ticarete daha hızlı bir şekilde atılım yaptı. Bu yüzden de kapitülasyonların kaldırılmasına da tepkiyi gösterdi. Halbuki az sonra onunla müttefik olacağız. Öyle değil mi? Müttefik olacağımız halde, müttefik olmayı istediği halde Almanya ekonomik çıkarlar söz konusu olunca tepkisini hemen ne yapıyor? Gösteriyor gördüğünüz gibi. Boğazları kapattı, Mebusan Meclisi'ni kaldırdı, kapitülasyonları tek taraflı olarak kapattı. Başta Osmanlı Devleti ne yaptı? İngiltere'den savunma amaçlı iki aslında İngiltere'den savunma amaçlı 5 gemi istedi. 5 ne yazalım? Savaş gemisi sipariş etti. Hatta ne yapmıştı? Bu gemilerin ikisinin parasını peşin olarak ödemişti. Hatırladık mı? Tarama sınavında soru olarak da sormuştum aslında. İngiltere'den savunma amaçlı 5 savaş gemisi sipariş etti. İki geminin parasını peşin ödedi. Bu gemiler hangi gemi? Evet, iki geminin parasını da peşin olarak ödemiş Osmanlı Devleti. Peki bu gemilerin isimleri hangileridir? Cevap vermek isteyen var mı arkadaşlar? Genç Osman ve Reşadiye. Bir tanesi ne? Genç Osman. Diğerinin ismi de ne? Reşadiye. Çünkü dönemin padişahı kim? Dönemin padişahı? 5. Mehmet Reşat değil mi dönemin padişahı? Dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat olduğu için kendi ismini vermiştir gemiye. Reşadiye gemisi. Diğer geminin ismi ne? Genç Osman. Bazı kaynaklarda Genç Osman diye ne yazar? Sultan Osman diye de görebilirsiniz. Yine testlerde bu geminin ismini. Peşin ödedi. İngiltere bu gemileri Osmanlı Devleti'ne göndermedi. Hatta hatırlıyor musunuz arkadaşlar bu gemilerin hikayesini bile anlatmıştım. Bu gemilerin parasını ödeyecek para var mı Osmanlı'da? Yok. Biz Türk kadınları saçlarımızı kazıttık, o saçları peruk olarak Fransa'ya sattık da oradan elde edilen parayla bu gemilerin parasını ödedik biz. Ama İngiltere bu gemileri bize gönderdi mi? Hayır, göndermedi. Ki ileride göreceğiz, Lozan Barış Anlaşması'nda İsmet İnönü Türk kadınının saçının parasını da alacağım sizden demişti. Hakkımızı da istemişti arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. İngiltere bu gemileri şu anda gönderdi mi? Hayır, göndermedi.
İngiltere bu gemilerin parasını gönderince bu sefer Almanya başladı. Almanya Osmanlı Devleti'ne ne dedi biliyor musunuz? Çünkü Almanya onun yanında savaşa katılmamızı istiyor. Almanya Osmanlı Devleti'ne kendi yanına çekmek amacıyla diyor ki Osmanlı Devleti, İngiltere'ye sen nasıl güveniyorsun? İngiltere'ye nasıl güvenirsin? Bak parasını ödediğin gemileri bile göndermedi. Parasını ödedi, onları bile göndermedi. Ki zannediyor musun? Kapitülasyonları savaştan sonra kaldıracak. Ki zannediyor musun borçlarını silecek? Senin parasını ödediğin malları bile göndermeyen İngiltere vaat ettiği şeyleri yapacak mı diye Osmanlı Devleti'ne kendi yanına çekmeye başladı. Osmanlı Devleti bu olaydan sonra yavaş yavaş ittifak devletlerine yaklaştı. Çünkü neden? Artık bu saatten sonra İngiltere'ye güvenebilir mi Osmanlı Devleti? Hayır, güvenemez. Çünkü neden? Demek ki benim kendimi savunmamı istemiyor. İstemiyor ki parasını ödediğim gemileri bile göndermiyor. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak yanına yaklaşmasının en önemli sebebi nedir? En önemli sebebi sipariş verdiğimiz gemilerin gönderilmesidir. Zaten intikamımızda ne yapacağız? Başka gemilerle savaşa girerek alacağız diyebilirim. Şurada Medusan Meclisi'ni kapattığımızı da unutmayın. Çünkü neden? Soru çözüyorum. Soru da bana diyor ki arkadaşlar. İşte İstanbul Hükümeti veya Medusan Meclisi, Mondros Ateşkes Anlaşması'na Medusan Meclisi şöyle söyledi. İyi de Medusan Meclisi yok ki böyle söylemiş olsun. Yani soru çözmemi daha da kolaylaştıracak bu durum. Mebusan Meclisi'nin burada kapatıldığını bilin arkadaşlar. Evet, hemen buraları silelim. Evet, Osmanlı Devleti yavaş yavaş kime yakınlaştı? İttifak devletlerine. Peki bakıyoruz, Osmanlı Devleti'nin ittifak yanında savaşa katılma sebebi. Neden Osmanlı Devleti ittifak yanında savaşa katıldı? Lisans gruplarına çok fazla buradan soru gelmiyor. Çünkü aslında soru sorulsa güzel çıkar ama basit olur. Basit olacağı için buraları genellikle öyle lisans, hatta lise gruplarına falan soruyorlar arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ittifak yanında savaşa katılma sebebi neymiş? Siyasi yalnızlıktan kurtulmak. Diğer sebeple kaybettiği toprakları geri almak. Duyum-i umumiye borçlarından kurtulmak. Onun yerine atıyorum, size burayla ilgili soru sormak istedim. Onun yerine şöyle bir soru sorabilir. Der ki, Osmanlı Devleti'nde 1911'de kurulmuş olan, derin devlet olarak bilinen ve Alman hayranlığı güden bu teşkilatın ismi nedir? Hadi bakalım, bu sorunun cevabını bilen var mı? Gerçi bu soruda biraz ağır olur. Alan sınavında çıkar diye düşünüyorum ama aranızda bilen var mı? Merak ediyorum yine de. Var mı arkadaşlar bilen? 1911'de kuruldu. Enver Paşa kurdu. 1911'de Enver Paşa tarafından kuruldu. Osmanlı'da derin devlet olarak biliniyor. İttihat ve Terakki Cemiyet. Teşkilat soruyorum ben. Teşkilat ismi bilen var mı? Ama Enver Paşa denilince İttihat Terakki cevabı da yine de güzel tabii ki. Evet, bilen var mı? 1911'de kuruldu.
Enver Paşa tarafından kuruldu. Osmanlı'da ilk defa derin devlet terimi ortaya çıktı. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesiyle birlikte de kapatıldı bu teşkilat. İşte bu teşkilatın ismi ne? Teşkilat-ı Mahsusa. Teşkilat-ı Mahsusa'nın veya klasik kitaplarda yani YGS, ÖSYM sorularında çıkan ismi Teşkilat-ı Mahsusa'nın yani ne diyebilirim? Enver Paşa'nın Alman hayranlığı. Osmanlı Devleti neden savaşa katılmak, ittifak yanında katılmak kararı aldı? Çünkü teşkilat-ı mahsusa böyle istiyor. Teşkilat-ı mahsusa kim? Osmanlı Devleti'nde derin devlet. Bu derin devletin kurucusu kim? Enver Paşa. 1911'de kurmuştur teşkilat-ı mahsusayı. Yani bu şekilde belki orada bu teşkilatı sorarsa bilginiz olsun diye yazıyorum ama yine de ağır olabilir. Başka neden Osmanlı Devleti savaşa katılma kararı aldı? Siyasi yalnızlıktan kurtulmak, kaybettiği toprakları geri almak, duyum umumiye borçlarından kurtulmak, Enver Paşa'nın Alman hayranlığı veya bu teşkilatı mahsusanın Almanya'ya güvenmesi. Yine ne diyebiliriz? İttihat ve Terakki'nin savaşı Almanya'nın kazanacağına inanması, savaşı Almanya'nın kazanacağına inanması, Almanya'nın teknolojisini iyi olması, yine Almanya'nın Müslüman ve Türk sömürgesinin ne diyebilirim olmaması. Osmanlı Devleti ne düşünüyor? Osmanlı Devleti savaşa girerken siyasi yalnızlıktan kurtulur. Kaybettiği tabii ki bütün toprakları alabilecek değil arkadaşlar. Son dönemlerde kaybettiği yerleri değil ama duyum umumiye borçlarından kurtulmak, teşkilatın mahsusunun Alman hayranlığı, İttihat ve Terakki savaşı Almanya kazanacak. Çünkü Almanya'nın teknolojisi çok iyi. Almanya'da bir uçaklar var görün. Almanya'da o kadar güzel tanklar var bir bilseniz diyor. Haberi yok ki Almanya'da tank var. İngiltere'de tankın üstünde uzunlanmış silah var. Almanya'da evet uçak var ama İngiltere'nin uçakları daha da donanımlı savaş uçakları. İngiltere'de denizaltıları var. İngiltere'nin silahları daha iyi ama Osmanlı bunu biliyor mu? Hayır. Çünkü Osmanlı son zamanlarda Almanya'yla daha yakın olduğu için çünkü İttihat ve Terakki Alman subaylarını getiriyor İstanbul'a. Türk ordusunu eğitmesi amacıyla biz zannediyoruz ki Almanya'nın teknolojisi çok iyi. Haberimiz yok. İngiltere'nin çok çok daha iyi. Problem orada. Bir de ne diyor? Tabii halkı da şöyle bir şey yapmak lazım. Halk Balkan Savaşı'ndan çıktı. Balkan Savaşı'nı halk kaybetti. Osmanlı halkı savaşı kaybettikçe morali bozuldu Osmanlı halkı. Sen halkı yeni bir serüvene sürüklüyorsun. Yeni bir savaşa sürüklüyorsun halkı. Halkı da kandırmak, ikna etmen lazım o askerleri. O gençleri de ikna edip savaşa götürmen lazım. Gençlere ne diyorsun? Kaybettiğimiz toprakları alacağız. Borçlardan kurtulacağız. Kapitülasyonlardan kurtulacağız. Bunu yazmışız şuraya yazalım. Kapitülasyonlardan kurtulmak. Kapitülasyonlardan kurtulup ekonomik bağımsızlık elde edeceğiz. Hem biliyor musunuz Almanya'nın teknolojisi çok iyi. Almanya'nın ayrıca Türk ve Müslüman sömürgesi yok. Almanya bize zarar vermez. Böylelikle Türk gençlerini de cephelere götürmeye ne yapmışlardır? İkna etmişlerdir diyebiliriz. Peki Almanya neden bizi istiyor? Almanya'nın derdini. Almanya bizim neden onunla birlikte olmamızı istiyor?
İttifak devletlerinin Osmanlı devletine kendi yanında isteme sebebi. İttifak yani bağdaşma devletleri, özellikle de ki Almanya. Almanya neden bizim onun yanında olmamızı istiyor? Tabii en önemli sebebi, önceden ÖSYM'ye sormuştu, en önemli sebep hangisidir diye. En önemli sebep Osmanlı Devleti'ne jeopolitik konumundan yararlanmak. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu çok önemli. Çünkü Osmanlı Devleti'ne baktığım zaman, şöyle bir haritamız olsun, Osmanlı Devleti'nin başkenti neresi? Başkenti İstanbul. Yukarıda savaşa katılan Avusturya, Macaristan var. Onun yukarısında Almanya var, yukarıda Fransa var, yukarıda İngiltere var. Bir de şu tarafta arkadaşları kim var? Rusya var. Bu devletler ne devleti? İttifak devleti. İngiltere'ye bakıyorum, itiraf, Fransa itiraf, Rusya itiraf. Şuradaki İtalya düşünmekte. Henüz düşünmüyor, tam kararını vermiş durumda değil. Osmanlı Devleti savaşa katılırsa, normalde Rusya buradan Almanya ve Avusturya Macaristan'a saldıracaktı. Rusya. Peki Osmanlı savaşa katılırsa, Osmanlı Devleti buradan savaş açacaktı Rusya'ya. Rusya bu sefer Almanya ve Avusturya Macaristan'a eskisi gibi çok da fazla savaş açamayacak. Yani Almanya doğusunu ne yapmış olacak arkadaşlar? Bir şerit gibi güvence altına almış olacak. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu başka niye önemli? Çünkü İngiltere boğazları geçerek Rusya'ya yardım yapmayı planlamıyor mu? Evet planlıyor. Osmanlı Devleti savaşa katılırsa şu an boğazı kapatmaz mı Osmanlı Devleti? Boğazları kapatmaz mı? Kapatır. Osmanlı Devleti boğazı kapatırsa İngiltere sevgili Rusya'cığıma yardım döndürebilir mi? Hayır. Rusya'ya yardım gitmezse Rusya savaştan çekilir ve bir tane itiraf devlet elenmiş olur. Diğer sebep ne? Şurada Mısır, İngiltere'nin değil mi? Mısır İngiltere. İngiltere, Hindistan'daki, İngiltere şu yan tarafta bulunan Hindistan'da yan sömürgelerini getirip Mısır'a gemilere bindirip Avrupa'ya götürmeyecek miydi? Osmanlı Devleti savaşa katılırsa şu bölgeye, yani şu İngiltere'nin sömürge yoluna zarar verip İngiltere'nin sömürgelerinden asker getirmesine ne yapar? Engeller. İşte bu yüzden jeopolitik konu çok önemli Almanya için. Almanya ne diyor? Osmanlı savaşa katılsın, onun jeopolitik konumundan sonuna kadar yararlanır. Maksat bu. Diğer sebep bakalım. Ya Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanır. Başka Osmanlı Devleti'nin demografik gücünden yararlanmak. Demografik ne demek arkadaşlar? Nüfus, değil mi? Osmanlı'da genç nüfus var mı? Çok. Şimdiki gibi. Genç nüfus çok. Almanya'da silah var ama bu silahı tutacak genç nüfus yok. Osmanlı'nın bu genç nüfusundan yararlanmak istiyor. Diğer sebep Osmanlı Devleti'ne halifelik gücünden yararlanmak. Osmanlı Devleti ne yapacaktı Osmanlı Devleti? Osmanlı Devleti cihat ilan edecekti. Cihat ilan edince Mısır Müslüman mı? Müslüman. Fas, Cezayir Müslüman mı? Müslüman. Müslüman olan halk bu sefer ne yapacaktı? Başında bulunan İngiltere'ye, Mısır'dakiler İngiltere'ye, Fas, Cezayir, Tunus'takiler Fransa'ya karşı ayaklanma çıkartacaktı. İşte bu ayaklanma çıkınca İngiltere ne diyecek? Eyvah, sömürgende ayaklanma çıktı. İlk önce ne yapmam lazım? Sömürgendeki ayaklanmayı bastırmam lazım. Sonra savaş, Birinci Dünya Savaşı'na önem vermem gerekiyor.
İşte bunu düşünürken İngiltere, Almanya'da ne yapacaktı? İngiltere'yi vurup yok edecekti. Almanya'nın düşüncesine göre. Tabii Almanya şöyle düşünüyor. Avrupa'da ne var? İşte Haçlı Birliği var. Papa çağırdığı zaman herkes gidiyor. Ama biz de artık İslamcılık önemini kaybetmiş. Bunu Almanya aslında fark edememiş. Ama biz fark ettik. Nerede fark ettik? Balkan Savaşı'nda. Arnavutluk Müslüman olduğu halde gitmemiş miydi arkadaşlar? Değil mi? Hatırladık mı? Yani Osmanlı bunun farkında ama Almanya bunun farkında değil. Jeopolitik konumdan yararlanmak, demografik gücünden yararlanmak, kaliferik gücünden yararlanmak. Başka Osmanlı Devleti'nde bulunmaktadır. Ele geçirmeyi planlıyorum. Bir de başka ne söyleyebilirim? Yine İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantısını Osmanlı Devleti'ni kullanarak yok edecek. Bunları planlıyor kim? Almanya. Demek ki bu şekilde. Neden Osmanlı Devleti ittifak devletlerini istedi? İttifak devletleri neden Osmanlı Devleti'ni istedi? Konu başlığını gördük birlikte. Peki Osmanlı Savaş'a nasıl katılmış buna? Osmanlı Devleti Savaş'a resmi olarak nasıl katılmış? Şuraya da silelim, silmişken. Gemilerle savaşa katılacağız değil mi arkadaşlar? Az sonra da cephelere geçeriz inşallah birlikte. Yıldız. Osmanlı Devleti. Almanya'nın, şöyle yazalım, Osmanlı Devleti nasıl katılmış? İngiltere'nin önünden kaçan iki Alman gemisi. Peki bu gemilerin isimleri ne? Plan var mı? Biliyorsunuz da söylemek isteyen var. İki Alman gemisi hangileri arkadaşlar? Bunlar Goben, diğeri neydi? Brislav. İki Alman gemisi Goben ve Brislav boğazları geçerek Osmanlı Devleti'ne sığındı. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını bildirdi. Peki gemilerin ismini ne verdim dedi? Bu gemilere hangi isimleri verdi? Yavuz, bir de Midilli isimlerini verdi. Bu gemiler bir hafta sonra Rus limanlarını bombaladı. Osmanlı Devleti böylece savaşa resmen katıldı. Biz tabii intikamımızı ne yapmak istiyoruz arkadaşlar? Gemilerimizi göndermediği için biz de intikamımızı almak istiyoruz. İntikamını almak isteyen Osmanlı Devleti de ne yaptı? Gemilerle savaşa girdi. Goben ve Brislav gemileri ne yapıyor arkadaşlar? Boğazı geçerek Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı Devleti de ne diyor? İngiltere, ben savaşa falan girdiğim yok. Ben bu gemileri satın aldım. Bu gemilerin isimlerini bak ne verdi? Yavuz gemisiyle
Midil yardını verdim. Bayrağına baksana, Türk bayrağı, Osmanlı Devleti'nin bayrağı. İçindeki mürettebata bak, fes takıyor. Bunun üzerine İngiltere'nin cevabı şu: gemileri satın aldığına dair dekontu gönder. Dekonta bir bakacağım, satın almışız. Bu gemilere de bir Osmanlı Devleti ne yapmıştır arkadaşlar? Para vermiştir. Bu gemilerin dekontunu biz ne yaptık? İngiltere'ye yolladık. Amacım ne? Sadece bir hafta kazanmak. Bir hafta kazanarak İtilaf Devletlerinden olan Rusya'yı sessizce vurmak. Çünkü Enver Paşa böyle olsun istiyor. Bu gemiler bir hafta sonra nereyi vurdu? Rus limanlarını. Evet, böylece savaşa resmen katıldı. Rus limanlarına bakalım. Rus limanları hangileriydi? Sivas, Topol, Odessa, Navarasis, Kefe, Teodais. Peki ilk olarak hangi limanı vurdu? Hatırlayan var mı arkadaşlar? Evet, hatırlayan var mı? Cevap var mı? Yok. Yazıyorsunuz. Tamam. Osmanlı Devleti'nin vurduğu ilk liman hangisidir? Osmanlı Devleti'nin vurduğu ilk liman Sivas Topu. Osmanlı Devleti hangi limanı vurarak Birinci Dünya Savaşı'na resmi olarak katıldı? Cevabımız ne olacak? Sivas Topu. Bu soru beklenen sorulardan bir tanesi KPSS'de. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na ilk kez hangi limanı vurarak resmen katıldı? Cevabımızda ne olacak? Sivas Topol Limanı. Böylelikle Osmanlı Devleti resmen savaşa katıldı. Peki savaşa resmi olarak katıldı. Güzel. Padişah kim? Padişahın haberim diyor arkadaşlar. Bu limanları vurduran kişi, şöyle bir bakayım. Bu limanları vurduran kişi kim? Enver Paşa. Kiminle birlikte vuruyor Enver Paşa? Kiminle birlikte? Alman subay. Görünüyor mu? Bakayım. Kiminle Enver Paşa vuruyor? Alman subay. Kiminle? Evet. Susam diye okunuyor. Şuhumun diye de yazılıyormuş. Alman subayla birlikte yapıyor arkadaşlar. Padişah'ın haberi var mı? Yok. Padişah'a Rusya telgraf atıyor. Ne oldu? Neden benim limanlarımı vurdu? Osmanlı Padişah'ın haberi şu. Cevabı şu. Liman mı vurdu? Neyse masrafı ödeyelim. Masraflarını yeter ki karşılayalım. Bizi savaşa girdi deme diyor. Ama Rusya bu saatten sonra olmaz. Alman subayla birlikte yaptınız bunu diyerekler Osmanlı Devleti'nin ittifak devleti olduğunu herkese açıklamıştır Rusya bu dönemde. Bir bakalım Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda padişah kimmiş? Padişah kim? Sadrazam kim bu dönemde? Bir de Şeyhülislam yazalım. Şeyhülislam kimmiş bir bakalım. Evet, bu dönemin padişahı kimdir? Söylemek isteyen var mı? Yazmak isteyen. Bir bakalım yazan var mı? Reşat mıydı hocam? Evet. Bu dönemin padişahı kim? Beşinci Mehmet Reşat. Beşinci Mehmet Reşat. Peki sadrazam kim? Bunu bilen var mı? Bu dönemin sadrazamı kim? Said Halim Paşa. Halim Paşa. Şeyhülislam'ı belki söylememişizdir daha önceden. Şeyhülislam'ı görmüyor. Hani Şeyhülislam'ı da belki padişahla Şeyhülislam birlikte cihat ilan edecekler. O yüzden de yazayım. Şeyhülislam'da bu dönemin Şeyhülislam'ı kim? Mustafa Hayri Efendi. İşte Mustafa Hayri Efendi çok da hayırlı olmayan bir cihat ilan etmiş gibi düşünebilirsiniz.
Padişahlar Şehirlik'ten birleştiler ve Ekber ile cihatı ilan ettiler. Ekber-i cihat, yani cihatı ilan etti. Osmanlı Devleti bu şekilde Müslümanları kendi yanına çağırdı diyebilirim. Ama istenilen olacak mı? Olmayacak maalesef arkadaşlar. Değil mi? Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla ne oldu? Osmanlı Devleti'ne savaşa katılmasıyla savaş geniş alana yayıldı. Geniş alana yayıldı. Ne oldu arkadaşlar? Savaş uzadı. Başka ne diyebilirim? Yeni cepheler açıldı diyebilirim. Değil mi arkadaşlar? Yeni cepheler açıldı, savaş uzadı, savaş daha geniş alana yayıldı diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin savaşa resmi olarak katılmasıyla. Bakalım açılan cepheler neymiş? Buradan silelim. İşte şuradan şeye bir bakalım. 2 dakikamız varmış. En azından soru mu sorsam acaba? Osmanlı Devleti dediğim gibi padişah savaşa hiç katılmak istemiyor. Ama Enver Paşa veya bu dönemde yine dediğim gibi derin devlet olarak bilinen teşkilatı mahsusa ne yapmıştır? Osmanlı Devleti'ne savaşa girdirmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi konu başlığımız hangisi? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nde açılan cepheler. Konu başlığımız bu şekilde. Az sonraki derste devam ederiz arkadaşlar bu kısma. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım.